Kahvemizi hazırlıyoruz. Patron hoş geldin. Kamera elinde yakaladım seni. Ya patron, sana bir şey diyeceğim. Bir daha ben uzun motosiklet yolculuğuna falan çıkmayacağım. Niye? Niye mi? Şaftım kaydı, şaftım. Bence git. Gideyim değil mi? Ay, herkese selam olsun buradan. Yani ben selamsız sabah sahneden güldüm de. Kusura bakmayın. Ben de eskapemi yapıyorum. He. Ya bir daha beni uzun yola gönderirsen motosiklet ile, tamam mı? Evet. Allah benim cezamı verecek. Benim sözümü dinleyecek misin? Söyle bakayım. Bir daha kesinlikle gitmeyeceğim söz. Bir kısa yol gideceğim. Kısa yol söz. Evet, bence de kısa yol maceralı. Şimdi onu bunu boş verelim. Şimdi biz Süper Online'dan çıkıyoruz. Tamam mı? Superbox'tan. Türk Telekom'un 200 megabit hızlı internetine geçeceğiz. Fiyatlar nasıl? Gözler yerinden çıktı. Şimdi bir dakika. Superbox'ta biz zaten 390. 300 falan ödüyoruz. 390. 374 mi? 390 değil ya. 296 lira mı ne ödüyoruz? Evet. 296 ama liradan. Ama sınırlı sınırlı. Sınırlı. İnternetsizlikten geberiyorum. Bana diyor ki girmeyin şu kadar harcama. Bu kadar video seyretme yemin ederim. YouTube'da bile video seyretemiyorum doğru düzgün. Hiç olmazsa bu Türk Telekom'a fiberine geçelim de ben de rahat rahat değil interneti. İnterneti izleyeyim, kendimi geliştireyim. Değil mi? Bu arada evet. Şöyle içerileri gösterelim. Bu ne dağınıklıktır ya? Hayır ya. Dağınıklık yok. Ay. Neyse ben bunları sonra toplayayım o zaman. Sen Nescafe'mi yaparsan tamam. Sevinirim. Ya. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız? Kafa kafaya gelecek ama sınırsız internetimiz olacak. O yönden iyiyiz. Ama fiyatlar tabii yüksek. Bu arada yeni zammın hayırlı olsun. Ne? 3500 lira alıyorsun artık emekli maaşı. Çok bu zam yapıldı canım. Ya bu zaten zam değil. Bu güncelleme. Zam yılbaşında. Ya yılbaşında da yani. Bu güncelleme. Enflasyon ya şey güncellemesi. Fiyatlar artmasın. Kimseye de zam yapılmasın. Değil mi? Yani. Şeker kaç para oldu? Şekerin kilosu 110 lira mı? Hadi ya. 2 kiloluğu olmaz mı? Kilosu diyorum pardon. Kilosu 25 liraya falan buldu herhalde. 25 lira. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? 25 lira üzerinde ya. 23 lira mı? 25 lira mı? Vallahi fiyatları artık kafamda da tutamıyorum. 20 liraydı en son şekerin kilosu da. Şekere zam geldi ya, bana şeker koymamazlık yapma lütfen. Vallahi sana artık şeker meker koymayacağım ha. Her şeye zam geldi. Vallahi kahve bile ya 101'in en kötü kahvesi bile olmuş 13,5 lira arkadaşlar ya. Olsun, yani olsun. Biz Türk kahvesini günde 2 tane kahve içiyordum, ben teke düşüreceğim herhalde. Sen de Nescafe'yi 2 de sınırla yani 2 bardakta sınırla. Olsun olsun olsun. Bu kötü günlerin hepsi geçecek inşallah. Nasıl? Nasıl mı? Doğalgaz bulundu, petrol bulundu. Bunlar 2023 senesinde çıkacak inşallah. İnşallah. Ondan sonra refah bir seviyeye ulaşacağız kısmetse. Onun bize yansıması 2025'i de bulur. Olsun, olsun, olsun. Vallahi. Vallahi Allah savaş vermesin, kaza bela vermesin, hastalık vermesin. Amin. Hepsi geçer. Aynen aynen. Hepsi geçer. Zaten yani. Bu dualarla, bu şükürlerle Cumhurbaşkanı da diyor ya sabredin, sabredin. Evet, kötünün iyisini düşünerek kendimize şey veriyoruz, moral veriyoruz. Tabii ki başka türlü bir şey yapılmaz bir şey yani. Yok. Ay biz gene bir şey değil yani, biz o kadar fazla ya etkileniyorsun da hani hı-hı. Çoluk yok, çocuk yok okulda, yani bir şeyimiz yok ama iki çocuk olup ilkokula gönderen, ortaokula gönderen, dershanelere gönderen, gel böyle istersen. Ben böyle oturayım, sen öyle otur. Ha, dershanelere gönderen, yani servis ücretleri, yani bunları da düşündüğümüz zaman yani. Ama asgari ücret 5500 lira olmuş. O yüzden bir evde iki kişi çalıştığını düşünsene. Ama 11 bin lira para. Ama herkesin evi yok ki. Ya evi i̇şte yok da. İşte iki kişi de çalışsa bir kişinin maaşı kiraya gidiyor. Kiralar nereden baksan düşün, büyük şehirleri. 2500 lira. 2500-3000 lira arasında kira veriyor. Faturaları da zaten geliyor 1000 liranın üzerinde. Doğalgazı var, elektriği var, suyu var, 1000 lirayı geçer. İnterneti var. Çocukların servis ücreti 5500 lira ne ki? 5500 lira yetmiyor bile. Tamam, iki kişi. MRB'de gidiyorsun. İki kişi çalışıyor. Şimdi sen bir ekonomist olarak düşünsen yani. Bir ev hanımlarını ekonomist olarak zar görüyorum ben. Zar zor. 11 bin lira. Zar zor. 3 kişilik bir aile 11 bin lira. 3 kişilik bir aile değil ya. İki çocuktan hesaplıyoruz. Ha, iki çocuktan. Bir de kira verdiğini düşün. Yani herkes de tek çocuk. Ya oturmasın rezidansta. Normal 2 artı bir dairede otursun. Yani 2500 liraya tutsun. Git bakalım.
en şey İstanbul'un en ücra köşelerinde bile kiralar ne kadar olmuş. Zaten sen rezidansta oturacağım dersen 6000 lira 7000 lira yani kiralar. Evet. Kiralar çok pahalı. Yani kiralar çok pahalı. Neyse düzeleceğiz işte diyorum ya 2023'te kısmetse şu doğalgaz ondan sonra şu şeyler bir gelsin düzeleceğiz. E şimdi biz internet faturasını... Evet internetimiz geldi hayırlı uğurlu olsun. 200 megabit upload 20 yeter artık bize herhalde. Bilmiyorum bana yetiyor da sana yetmiyor ki adam senin bilgisayardan kalktığın ettiğin yok bir şey yok. Sözleşmeyi de imzaladık. Sözleşmeyi imzaladık. Bin lira sözleşmeyi gösterme dur şimdi. Kapı gibi sözleşme. 1000 lira cayma bedeli ödeyeceğiz. 1000 liraya yakın. Geçmiş olsun neyse artık vereceğiz ne yapalım. Devlet babanın verdiği 1100 lirayı veririz oraya. Bir şey olmaz. Ya iş yapıyorsan vereceksin yani. Hı? Bu internet bizim zevkimize göre olsa ben de bilirim. Yani ev interneti al kullan ama yani bizim öyle değil ki. Yani bizim işimiz internetle döndüğü için. Sen boş ver şimdi interneti boş ver. Bunu ne yapacağız bunu? Bunun filtresi 600 lira. Evet. Ulan müteahhit gelmiş buraya bacasız. Karbon filtreli. Karbon filtreli aspiratör takmış. En son sorduğumuzda 500'dü. Şimdi o 500 sorduktan sonra 5-6 kere zam yedik. Ya sen onu boş ver de. Sen şimdi kamerayı böyle tutuyorsun. Ben sana bakıyorum. Benim bu gözler böyle. Alttan mı tutuyor? Nereden? Nereye bakacağımı şaşırıyorum. Çünkü bakma sen bana bak. Gözlerim ha. Bende olsun. Yani müteahhit bize sormadı ki. Müteahhit bunu yaptığında zaten bu kadar pahalılık da yoktu. Karbon filtreler 150 liraydı. Şimdi olmuş 500-600 lira. Valla her şeye zam geliyor yani. Bu videonun da konusu zamla başladık. Zamla gidiyor. İnternet zam mı? Enflasyon zam mı? Yok emekli zam mı? Yani zam üstüne zam. Sen havuza girmişsin bayağı yanmışsın bu arada. Yani yarıya kadar. Yaralara kadar yandım. Benimkini bir açar mısın motorla, şu kolumu? Motorla gezmekten amele yanığı oldu. Bak amele. Sen bir amelesin. Amelesin amele kal. Bacakları nasıl? Ya buraları. Anam. Bacaklar da oysana. Altı şey. Altı siyah üstüne. Aynen. Ben havuza motor... giremiyorum yavrum ne yapayım. Gir de biraz her tarafın birleşsin yani. Motor tepesinde gezmekten yeter. Bir daha yok. Kesinlikle uzun yol yok Özlem. Niye? Öyle kesinlikle deme. Çok yok. Büyük konuşma sen gidersin. Yok yok yok. Bu ağrıların acıların şey... geçtikten sonra. Hayır. Bay 250'lik alırsak Antalya. 250'lik almayacağız. Öyle bir hayal yok. Öyle bir hayal yok. Bunun bile hayali çok uzaktı ama neyse ki hadi. Hadi şimdi hadi sana bir uğraş olsun, bir meşgale olsun falan. Neyse falan. Ben gideyim iptal ettireyim şu şeyi. Süper tamam. Online'ı gelsin. 2 gün sonra gelecekmiş arkadaşlar. Artık düzgün düzgün atarız videoları. Tamam, tamam. Kendinize iyi bakın. Hadi. Vallahi umarım beğenirsiniz bizim sohbetlerimizi. Bunların devamı gelecek. Cenk'i yakalarsam gelecek. Çünkü Cenk çekiyor elinde kamerayla. Gittiği yerlere atıyor bizim şeye. Sen onu söyle. Ödeyeceğiz. Ha, bu arada şey ne zaman yatıyor? Emeklilik promosyon. Promosyon hala 1200 müymüş? 1100 lira. 1100 lira mı? O da zam yapılmadı. Olsun olsun. Bak bu arada internetçi geldi. Hadi açsan kapıyı ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.